Kampüsten herkese merhaba. 11 sınıf fizik müfredatının son konusuyla karşınızdayız. Alternatif akım ve transformatör. Şimdi bu konu biraz eziyet bir konu sevgili gençler. Ee, şöyle diyorsunuz genelde, alternatif akım hiç bilmiyorum. Şimdi alternatif akım evet, normalde müfredatta ne kadar var, ne kadar bilmemiz gerekiyor bu videoda halledeceğiz. Hiç merak etmeyin, hiç panik yapmayın. Burada anlattığım kadarından sorumlusunuz, daha fazlasını bilmenize gerek yok. Tamam mıdır? Evet, şimdi içeriğimiz ne olacak? Önce içeriğimizi söyleyelim. Ee, alternatif akımda direnç, bobin ve sığacın davranışı dan bahsedeceğiz. Sonra alternatif akım devrelerinde empedans ve rezonans durumundan bahsedeceğiz. Sonra transformatörlerden bahsedeceğiz sonunda videomuzun sonunda. Şimdi sorumuza bakalım bir ÖSM tarzı sorumuz var. Şimdi nasıl bir soru bu? Şimdi ne diyor bize? XYZ lambaları var. Özdeş lambalar. Alternatif akım bakın alternatif akım kaynakları var burada. Alternatif akım kaynaklarına bağlanmışlar bunlar. İşte buradaki lambalarla alakalı lambaların parlaklığı ile ilgili sorularımız var burada. Öncülerimiz var. Bunların hangileri doğrudur diye bir soru var. Burada ÖSM ÖSYM tarzı bir soru olmuş oldu. Bunu da çözebilir hale geleceğiz diyoruz. Şimdi gelelim alternatif akıma. Bakalım neler varmış. Şimdi pil, akü, bakınız akü, sonra dinamo ve aynı zamanda Güneş pilleri bunlar doğru akım kaynaklarıdır sevgili gençler. Ve nasıl gösteriliyor bu? Bakın burası artı kutup, burası eksi kutup hatırlayınız. Artıdan çıkan bir i akımından bahsediyorduk normal bir elektrik devresinde. Şimdi bu devreler e, yönü değişmeyen bir elektrik akımı elde ederiz bu kaynaklarla. Yani burada bakın artı burası eksi, burada artıdan eksiye doğru bir akım dolaşıyordu. Şöyle bir devreyi tamamlarsak, buraya bir tane lamba koyarsak bu lamba yanıyordu. Tamam mı? Bu doğru akım geçiyordu üzerinden. Sonra bu akıma Doğru akım diyoruz, doğru akım diyoruz ve aynı zamanda bunu nasıl gösteriyoruz? DC şeklinde gösteriyoruz. Yani bu direct current, yani İngilizceden geliyor bu DC ve aynı zamanda kaynağına da DC kaynağı diyebiliriz. Yani doğru akım kaynağı diyebiliriz. Evet bunu da söylemiş olduk, adı verilir. Sonra doğru akımın kullanım alanları, neler bunlar? Telekomünikasyonda kullanılıyor. Sinyal sistemleri gibi elektronik cihazlarda kullanılıyor. E, maden arıtma ve kaplamacılığı yani elektroliz bu arada elektrolizde kullanılıyor, elektrik motorlarında kullanılıyor. Yani normalde bununla ilgili zaten gelecek sorular karşınıza genelde yorum soruları olacaktır. Şu an doğru akımdan bahsediyorum. Ee, alternatif akımda anlattığımızda aralarındaki farkları söyleyeceğiz. O yüzden bunları da bilmemiz gerekiyordu diyelim burada. Şimdi gelelim alternatif akımın özelliklerine. Şimdi zamanla yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım diyoruz. Alternatif akım ve bunda da alternating e, current'dan geliyor. AC şeklinde yazabiliriz. Alternatif akım nedir? Sonra alternatif akım kaynakları elektrik devrelerinde nasıl gösterilecek? Şöyle bakın değişen anlamında gelir bu. Bu şekilde gösterilir. Ve alternatif akım kullanım alanları için iş ve ev ortamları normal bir gündelik hayatta kullandığımız hani prizlere taktığımızda kabloyu oradan alternatif akım alıyoruz. Sonra aydınlatma. Evet sonra ısıtma, soğutma, elektrik motorları. Yani bu arada doğru akımda çalışan elektrik motorları da var. Aynı zamanda alternatif akımda çalışan doğru şey, elektrik motorları da var. Bunu da unutmayalım sakın ha. Sonra nasıl alternatif akımı nasıl elde ediyoruz? Şimdi biraz onlardan bahsedeceğiz. Şimdi alternatif akım iletken çerçevedeki akı değişimi ile hemen önceki videomuzdan hatırlayalım. Ne elde ediyorduk? İndiksiyon EMK'sı ya da indiksiyon akımı elde ediyorduk. Bu sayede de işte burada hani buraya herhangi bir tane lamba koyduğumuzda mesela Şimdi burası N'den S'ye doğru manyetik alan çizgilerini çizelim. Şu şekilde manyetik alan çizgilerini çiziyorum. Tamam mı? Bu şekilde B manyetik alanı oluşur. Bunlar birer mıknatıs. Burası N kutbu, burası da N kutbu, burası da S kutbu olan bir tane mıknatıs olmuş olsun. N'den S'ye doğru manyetik alan çizgileri var. Hatırla burada geçen yani çerçeveden geçen manyetik alan çizgi sayıları değişiyorsa orada ne vardı? Akı değişimi söz konusuydu. Yani manyetik akı değişimi ki manyetik akı değişimi de neye sebep oluyordu? İndiksiyon EMK'sına sebep oluyordu ve aynı zamanda bağıntısı da şöyleydi. Burada EMK eşittir delta fi bölü delta t'di. Ve sarım sayısı yani bu arada eksimiz de var. Eksiyi de isterseniz koyalım buraya. Ve e, birden fazla sarım söz konusuysa bu o zaman çarpı n diye bir şey geliyordu buraya. Akı değişim demek indiksiyon EMK'sı demek. indiksiyon EMK'sı varsa dolayısıyla artık burada bir tane lamba olması buradaki lambanın yanması anlamına geliyordu. Şimdi Böyle durdu takte tabii ki olmaz. Ne yapıyoruz bunu? Bu şekilde döndürmeye başlıyoruz. Yani şöyle çerçeveyi döndürüyoruz. Şimdi çerçeve bunun içerisinde döndüğünde içinden geçen manyetik alan çizik sayıları değişecek. Evet, bu durumda manyetik alan çizik sayılarının değişmesi demek akı değişimi olması demek. Akı değişimi olduğu için de artık bir indüksiyon akımı oluşur anlamına gelir. Bu şekilde elde edilen elektrik için biz buna alternatif akım diyebiliriz. Yani alternatif akımda üretilen elektrik diyebiliriz. Bu döndükçe içinden geçen manyetik alan çizikleri değişecek. Bu arada bu arada şimdi halkayı böyle düşündüğümde şimdi halka şu an hiçbir şekilde manyetik alan çizgileri geçmiyor. Halkayı bu şekilde çevirdiğimde içinden, içinden manyet geçen manyetik alan çizgi sayıları artmaya başlar. Artar, 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 artar ve maksimum seviyeye ulaşır. Daha sonra tekrar döndürmeye devam edersem bu sefer içinden geçen manyetik alan çizgi sayıları ne olacaktır bu durumda? Azalacaktır. Gene bir değişim söz konusu. Ama ama unutmaman gereken bir şey var. E, ee, değişime karşı geliyordu bakın indiksiyon akımı. Nasıl yani? Neydi hocam? Şöyleydi. Üzerinden geçen manyetik alan çelik sayısı artıyorsa artmaya karşı geliyordu. Ona ona ters yönlü manyetik alan oluşturuyordu. Sonra azalıyorsa onunla aynı yönlü manyet aynı yönlü manyetik alan oluşturacak şekilde bir indiksiyon akımı oluşuyordu. O zaman şu an üzerinden geçen manyetik alan çelik sayısı arttığı için ne diyeceğiz? Mesela şöyle düşünelim. Tamam mı? Halkayı çevirdik ya şöyle oldu ya böyle olduğunda ona ters yönlü bir manyetik alan oluşturması lazım. Yani bu tarafa doğru bir B üssü oluşturacak. E böyle bir B üssü için de şöyle bir I akımdan bahsedebiliriz. İndüksiyon akımı. Döndürdük. Bu sefer azalma olacaksa azalma esnasında yani böyle oldu ya içinden geçen manyetik alan çizgileri maksimum oldu ya sonra azalmaya başladığında ise onunla aynı yönlü bir B üssü oluşturacak yani ona yardımcı olacak. O zaman ne oluyordu? Onunla aynı yönlü bir B üssü demek bu durumda şöyle bir i akımı demek. Yani yani ne anlıyorum ben burada? Üzerinden geçen akımın yönü sürekli değişiyor. Bir bir manyetik alan şurada manyetik alanı azaltacak şekilde bir arttıracak şekilde sürekli bir indüksiyon akımının yön değiştirmesi söz konusudur diyebiliriz sevgili gençler. Tamam mı? Ve ve bu arada akımın yani indüksiyon akımında maksimum değerleri söz konusu. Nasıl mı? Şöyle, eee değişim hızı normalde indiksiyon EMK'sı böyle bulunuyordu ya. O zaman indiksiyon EMK'sında maksimum değeri vardır. Şöyle yapalım mı? E, fi neydi fi biraz bahsetmek isterim. Fi neydi? B çarpı A demekti. Güzel. Sonra bir de ne vardı? Kosinüs alfa vardı. Bu neydi? Normalle yani şu çerçevenin normali ile manyetik alan çizgileri arasındaki açının kosinüsünden bahsediyoruz. Yani oradaki açıydı alfa. Ve bu sene öğrendiniz ki ben bunu zaten anlatacağım tekrar tekrar. Ne vardı? Bir açısalız diye bir kavram söz konusuydu. Neydi açısalız? Birim zamanda taranan açıydı. Yani omega ile gösteriyorduk. Şöyle diyorduk. Omega eşittir. E, açıdaki değişim delta teta bölü delta t diyebilirim. Mesela buradaki açıya gerçi alfa diyelim. Alfa bölü zaman. Yani açıdaki değişim. O zaman ben buradaki açıyı eşittir omega çarpı t şeklinde yazabilirim. Değil mi? Sonra, sonra bizim artık fiimiz ne olur? B çarpı A çarpı kosinüs e, omega t olmuş olduğu. Evet güzel. Peki değişimden bahsediyoruz ya. Şimdi bu e, gerçi Biraz öğrenmemiş olabilirsiniz. Türev gibi şeylerden bahsedilmemiş olabilir matematikte ama... ...şöyle diyeyim size. Burada bir e, zamanı çok kısa tuttuğumuzda... ...bakın akıdaki değişim diyorum ya delta pi bölü delta t. Zamanı çok kısa tuttuğumuzda... E, ...buradaki akıdaki değişimi... Sağ ...akının yani şuradaki akının türevini alarak buluruz diye bir şey söyleyebiliriz. Yani zaman sıfıra yaklaştığında o zaman bunun türevini al diye bir şey söz konusu. Bakın çok detaya girmeyeceğim. Bunu yaptığımız zaman... ...bakın bunu yaptığımız zaman... ...emk karşı çıkar. Bakın şu çıkar. Eksi eksi zaten kosinüsün türevi bu arada e, sinüs olacak ama bir de aynı zamanda eksiyle çarpılacağı için artı olacak o çok önemli değil. B çarpı A çarpı sinüs omega t şeklinde yazabiliriz. Bir de aynı zamanda şu omegadan dolayı bir de omega gelecek buraya. Şimdi aman ha şimdi sakın sakin olun. Yani burada çok formül vesaire vermeyeceğim size. Hiç bu konuda şüpheniz olmasın. Şimdi ne oldu burada? Bakın ne oldu? Açıdaki değişimden kaynaklanan bir indiksiyon e, MK söz konusu. İndiksiyon EMK'sını da böyle bulacağız. Peki, peki. Şuradaki omega t'yi düşündüğümüzde yani şu omega t neydi normalde? Alfa açısıydı. O zaman buradaki açı alfa 90 derece olduğunda sin 90'da 1'e gitmeyecek mi? Evet 1'e gidecek. O zaman EMK'de ne olacak? Maksimum değer olacak. Yani anlık olarak EMK'nın da bu durumda maksimum olduğu değerler. Tam tersi. Açı 0 derece olduğunda sinüs 0'da 0'a gideceğine göre o zaman EMK'nın da minimum olduğu değerler söz konusu. Yani burada gerilimden bahsediyorum. O halde burada sinüse bağlı bir grafik söz konusu olacak. Yani sinüzodiyel grafik dediğimiz grafiği çizebiliriz. Şöyle diyebiliriz yani. Buradaki EMK yani gerilim. Gerilimle EMK aynı şeydi bu arada hatırlarsan. O zaman buradaki e, potansiyel farktaki ya da MK'daki değişimi şöyle gösterebiliriz. Sinüze diğer dedik ya şu şekilde. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Burada belli hani sinüs 90 derece olduğunda maksimum değere ulaştık. Yani buradaki MK'nın maksimum olduğunu söyleyebilirsin. Peki ne zaman 90 derece olur bu? ...periyodunun dörtte biri kadar. Ki bunun... ...tam bir dolanım süresine periyot dersek... ...periyot neydi? Tam bir dolanım süresiydi. O zaman 90 derecelik dolanma... ...yani 90 derecelik açı tarama durumu ne? Burada periyodun dörtte biri kadar süre geçmesi demek. O halde buradaki zamana... ...periyodun dörtte biri diyebiliriz. Sonra... ...periyodunun yarısı, sonra periyodunun... ...3T bölü 4'ü... ...sonra periyodunun tamamı diyebiliriz. Hani bazı yerlerde, kitaplarda, şurada, burada... ...karşınıza çıkabilir ama bunlar bakınız yok. Müfredatta yok. Sadece ben size... Bir takım yerlerde gördüğünüzde böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bunları da biraz basit düşünün demek için bir şeyler anlatıyorum. Bilginiz olsun. Yani EMK burada e, net bir değer değil, sabit bir değer değil, değişken bir EMK'dan bahsediyoruz. Zaten alternatif akımın da mantığı o değişen bir akım, değişen bir EMK söz konusu. Aynı zamanda e, değişen bir yön de söz konusu. Bakın EMK önce yukarıdaydı, sonra EMK aşağıda. Yani EMK'nın da yönü değişiyor. Yani dolayısıyla akımın da yönü sürekli olarak değişiyor diyebiliriz. Ve ee, akım eşittir neydi akım V bölü R değil mi o halde biz direnci sabit tutarsak direncin değişmediğini düşünürsek o zaman buradaki akımın zamana bağlı değişimi değişim grafiği aynı buradaki gibi sinizodiyel olacak yani şöyle olacak değişen hiçbir şey yok böyle bu şekilde devam ettirebilirsiniz gene burası pardon aynı büyüklükte olacak çünkü maksimum değerler şurası ve burası maksimum değerler. Sadece yön değiştirmiş oluyor. Burada i'nin maksimum değeri olmuş oldu. Burası da aynı zamanda eksi yönde, ters yönde olduğu için burada da eksi i max diyeceğiz. Çok bir şey yok burada. Ve zamana geldiğinizde gene burası periyodun yarısı olacak. Gene burası tam bir periyot söz konusu olacak ki burada da periyodun dörtte biri. Dolayısıyla burası da periyodunun 3 t bölü 4, 3 bölü 4'ü diyebiliriz. Evet. Böyle sürekli yön değişiyor. Sürekli büyüklük değişiyor. Alternatif akımda. Şurayı da dolduralım. Temelde dayanır. indiksiyon Akımı elde etme temeline dayanır. Bakın nerelerden geldiğini göstermiş oldum. Alternatif akım üretmeyi sağlayan araçlara da alternatör denir. Alternatör denir. Tamam mı gençler? Bu alternatörle çok fazla çerçeve söz konusu. Dolayısıyla daha büyük EMK'lar alabiliriz bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Bakın yorumlar yani daha çok karşınıza çıkacak şeyler. Yorumlar, alternatif bakım ne olduğu, işte nasıl kullanıldığı gibi sorularla karşılaşacaksınız. O yüzden ben de size bunları tek tek açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi alternatif bakım elektrik santrallerinde çok sayıda ve çok daha büyük alternatörle kullanılır. Alternatörle elde üretilir pardon. Sonra manyetik alandaki alternatörler ne olur? nasıl ee, normalde alternatif akım elde ederiz Hydraulik, hidroelektrik santrallerde hani türbinler var ya barajlarda o türbinlere çarpan sular o türbinleri döndürdüğünde bir elektrik akım elde ediyoruz ya oradaki elektrik akım işte suyun mekanik enerjisiyle yani su e, ...yüksekliğinden dolayı bir potansiyel enerjisi var. O potansiyel enerji aşağı inerken kinetik enerjiye dönüşüyor. Sonra türbüne belli bir hızla çarpıyor ve türbünü de döndürmüş oluyor. O zaman akan suyun mekanik enerjisi ile elektrik üretiyor diyebiliriz. Enerjisi ile, enerjisi ile. Sonra bir Termik ve nükleer santrallerde ise buhar basıncıyla... Yani burada e, bu termik ve nükleer santrallerde elde edilen su buharı sayesinde buhar basıncı oluşturuluyor ve buhar basıncı ile de e, döndürülerek alternatörler alternatif akım elde ediliyor diyebiliriz. Bakın yorumlara dikkat tamam mı? Hadi daha doğrusu bunlar bilgi bunları bilmek zorundayız. Sonra üretilen alternatif elektrik enerjisinin iletimi sırasında şimdi e, normalde barajlarda ya da işte nükleer santrallerde termik nükleer santraller termik ve nükleer santrallerde elde edilen elektriği tabii ki iletmemiz gerekir bir yerlere ve bu elektriği de iletirken de dikkat etmeniz gereken bir şey var. Enerji kaybı olabilir. Zaten alternatif akım yani Tesla alternatif akımdan bahsederken daha doğrusu alternatif akımı överken bunları söylüyor. Yani doğru akıma göre avantajlarından bahsederken nedir avantajı? En büyük avantajlarından bir tanesi şudur alternatif akımda çok büyük gerilimleri küçük akımlarla bir yerlerden bir yerlere götürebiliriz. Peki niye küçük akımlarla diyorum? Niye derdimiz küçük akımlarla götürmek? Çünkü bir direnç hatırla üzerinden akım geçen bir direnç ne yapıyordu? ısı enerjisi açığa çıkarıyordu. Mesela burada bir R direnci söz konusu olsun, buradan da bir I akımı geçsin. Bu ne yapıyor? Bir enerji harcıyor. Belli bir T süresinde harcadığı enerji de şöyle diyorduk: I kare çarpı R çarpı T, böyle bir enerji harcıyor. O zaman e, süre, bakınız ve dirence baktığınızda bunlar değişmeyecek sonuçta. Akım önemli burada akım. Burada akımı azalttığınızda direncin üzerinden açığa çıkan enerji ısıya dönüşen enerji de dolayısıyla azalacaktır diyoruz. E i̇şte burada işte şeyin yapmış olduğu da Tesla'nın yapmış olduğu da alternatif akımla büyük büyük gerilimler yani hemen hemen 35 bin voltluk gerilimlerden bahsediyoruz. 35 bin voltluk gerilimler santrallerden çıkıyor. Küçük akımlarla gereken trafolara iletiliyor ve trafolardan da ondan sonra evlere gerekli potansiyel ki bu potansiyelde normalde bunu ilerleyen videonun ilerleyen kısımda anlatacağım. 220 voltluk gerilim şeklinde bizim evlerimize bu potansiyel getiriliyor, iletiliyor şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi üretilen alternatif elektrik enerjisinin iletimi sırasında akımın ısı etkisiyle oluşan enerji kaybının azalması için normalde güç güçten de gidebiliriz aslında. Güç eşittir i çarpı v'dir. Piv hatırla. O zaman burada e, belli bir gücü bir yerden bir yere götüreceğiz. Evet tamam. O zaman bu gücü bir yerden bir yere götürürken sabitleyelim. Neyi değiştirelim? Akımın azalmasını istiyorsak potansiyeli arttıracağız ki akım bakın azalmış oldu. E, küçük bir akım demek daha az tellerde Enerji kaybı demek işte bu da bizim e, avantaj bizim için bir avantaj sağlıyor diyebiliriz. O zaman buraya da gösterelim I çarpı de. Dolayısıyla ben e, burada I'yi azaltmak istiyorum ve ne yapıyorum gerilim işte arttırmış oluyorum. Yani dediğim gibi santrallerden 35.000 voltluk gerilimler çıkıyor. Bu gerilimler de bize 220 volt olarak işte dediğim gibi geliyor diyebiliriz. Evet. Buraya kadar var mı sorun? Her şey yolundadır umarım. Ee, sonra geldik neye? Alternatif akım ile gerilimin maksimum değerleri manyetik akının değişim hızına bağlıdır. Başta biraz bahsettim ya biraz böyle bir kafanızı bulandırdım ama yani çok basit bahsettim. Çok fazla detaya girmedim. Onlar dediğim gibi o formüller e, müfredatta yok. Akının değişim hızına bağlıdır. Yani ne kadar hızlı değişiyorsa o zaman maksimum değerler dolayısıyla bu durumda artar diyebiliriz. Alternatörlerdeki çerçevenin dönme frekansı aynı zamanda e, alternatif akımın da frekansıdır diyoruz. Kullanılan bu arada AC alternatif akım olarak düşünün. Alternatif akım frekansı ülkeden ülkeye değişebilir. Peki bakınız şimdi heyecan yok. Ne demiştim ben? Demiştim ki e, alfa eşittir omega çarpı t diye bir şey yazdım. Hatırlar mısınız? Az evvel söyledim. Yani aslında açısal hız dediğimiz şey birim zamandaki açı değişimi söz konusuydu. Yani açıyı zamana bölüyorduk. Oradan da bunu elde etmiştik. Evet güzel. Ve ve şöyle bir şey vardı. Bakın şöyle bir şey vardı. Biz e, buradaki açı deriz ki normalde dolanım için söylüyorum. Bakın dolanım için. Bir periyotluk sürede ne kadar açı dolanılır? Hani dönmeden bahsettiğim için. 360 derece hocam. Evet 360 derece ama pi cinsinden nedir? Çünkü bunu radyan cinsinden açısal hızdan bahsediyoruz. 2 pi kadar değil mi? O zaman açısal hızın bağıntısı 2 pi bölü t. Ve bu 2 pi bölü t'yi aynı zamanda t e, periyotla frekans çarpımında her zaman bir demek. Çünkü... Şöyle kısaca bahsedeyim ondan da. Ee, bir dolanımı atıyorum 0.5 saniyede gerçekleştiriyor. Bakın bir dolanımı. O zaman bir saniyede kaç defa dolanmış olur? İki defa. E ne yaptım ben? Dolanım için 0.5 saniye gerekli. Sonra ne dedim? Bir saniyede kaç defa dolanıyor? İki tane dedik. Sonra çarptığımızda bir. Bunların çarpımları hep bir eşit olacak. O halde periyodun yerine bir bölü f yazabilirim. Değil mi? T eşittir bir bölü f. Sonra getirip burada yerine koyarsam burada açısal eşittir. 2 pi çarpı f. Ben bu arada bunu düzgün dairesel ya da düzgün çembersel hareket anlatırken bunları tek tek zaten size söyleyeceğim. Burada merak etmeyin. Ha bak şimdi açısal hızın pardon açının içerisinde omega çarpı t var. Bu açı neydi? Normalle manyetik alan çizgiler arasındaki açıydı. Değil mi? Tamam. O zaman açının içerisinde de açısal hız var. E tamam. Açısal hızın içerisinde frekans var. Bakın işte burada alternatörlerdeki çerçevenin dönme frekansı aynı zamanda alternatif akımında frekansıdır. İşte bu yüzden. Bu yüzden çünkü mk'ye en son şey demiştik hatırlarsan omega çarpı b çarpı a çarpı sin omega t diye bir şey yazdım. Dediğim gibi bunu ezberlemene ya da bilmene gerek yok. Sadece şu an artistik yapıyorum anlayacağınız yani. Hava yapıyorum size. Ee, burada e, sarım sayısı n tane sarım söz konusuysa çarpı buraya bir tane de çarpı n ekliyorsunuz. E, buradaki sarım sayısı için. Evet o halde ülkemizde tamam bunları da, da söylemiş olalım. Bu frekans önemli. Ülkemizde alternatif akımın etkin gerilimi... Az evvel bunu da söylemiştim. 220 volttur sevgili gençler. 220 volt. Frekans ise bizim için 50 hertzdir diyoruz. 50 hertz. Yani bu standart değerler. Bizim ülkemizdeki standart değerler. Ee, Avrupa ülkelerinde de buna benzer. O yüzden mesela yurt dışı gezilerinizi, yani yurt dışına çıkanlar için söylüyorum bunu. E, kullandığınız cihazları da orada da kullanabilirsiniz. Ama Amerika'da kullanamazsınız neden? Çünkü Amerika'da alternatif akımın etkin gerilimi 110 volt sevgili gençler. Ee, ve aynı zamanda frekansı da 60 Hz. E ne oldu? Değişen bir şeyler söz konusu. Ancak bu ne yaparsınız? Bir dönüştürücüyle yani e, etkin gerilimi 220 volta çıkartan bir dönüştürücü ki o da transformatör. Yani sen, bu videonun sonunda onu da anlatacağız. E, onunla dönüştürebilirsiniz diyebiliriz. Peki diyeceksiniz ki ya bu Amerika'da sürekli farklı farklı yani normalde sıcaklık birimi de orada işte Fahrenheit bilmem ne şudur budur diyeceksiniz. Bu da mı farklı? Evet farklı 110 volt. E, çünkü Elektriğin doğuşu ilk zamanlarda orada yani ilk başta Edison'la başlayan işlerden bahsettiğimiz için orada bir takım cihazlar 110 volt gerilime göre üretiliyor. Ondan sonra da cihazları tekrar üretmektense buradaki işte gerilimi etkin gerilimi 110 volt yaparak bunu çözmüş oluyorlar. Ha Peki bu bir de neyi sağlıyor bu arada? Can güvenliğini yani bu arada 220 voltluk gerilim daha tehlikeli 110 volta göre e bunu da işte önemsiyorlar bunu da ciddiye alıyorlar. 110 volt gerilim sayesinde e, tehlikeyi de bu, da, bu şekilde azaltmış oluyorlar diyebiliriz. Evet. Şimdi AC ve DC'nin yani alternatif akım ve doğru akım birbirlerine göre bazı avantaj ve dezavantajlarıdır. Bakın bu bizim için önemli sevgili gençler. Yani soruların gelme ihtimalinin yüksek olduğu yer burası. Şimdi Alternatif akım jeneratörlerinin elektrik üretim verimi e, doğru akım jeneratörlerine göre çok büyüktür. Yani verim çok daha fazladır sevgili gençler. Tamam mı? Bu bize bakın bir avantaj sağlamış oldu. Sonra alternatif akımın doğru akıma göre. Alternatif akım motorlarının maliyeti e, doğru akım motorlarına göre e, çok düşüktür. Gençler gene yani alternatif akım şey gibi düşünebilirsiniz. Yani gerçekten kolay elde edilebilen bir elektrikten bahsediyoruz. Sonra e, DC motorlarında gerilim sabit olduğundan devirliği ve düzenliği AC yani alternatif akım motorlarına göre daha kolay. Bakın bu da tam tersi e, DC için bir avantaj olmuş oldu. Daha kolaydır diye bunu da söylemiş olalım. Daha kolay yapılmaktadır. Şöyle yapalım cümleyi tamamlayalım. Sonra alternatif akım ile elektroliz ve akü şarjı olmaz yani yapılamaz. Bakın bu da bir dezavantaj görüyorsunuz. Yani biz şunu yapamayız. Yani Edison'u Tesla'yı ikisini birbirinden ayıramayız ya. Edison'un söyledikleri evet sadece onu yapacağız ya da Tesla'yı sadece onu yapacağız. Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü her ikisinde sağlamış olduğu avantajlar var. Biz her iki elektriği de zaten normal gündelik hayatımızda kullanıyoruz. Sonra doğru akımın depo edilmesi ve taşınması daha kolaydır mesela. Daha Kolaydır. Bakın bir kolaylık daha geldi. Sonra aynı gerilim altında işte doğru akım kaynağı doğru akım alternatif akıma göre can güvenliği açısından daha az tehlikelidir. Az evvel söyledik ya 35.000 voltlardan bahsettik mesela. İşte şöyle düşünün daha evvel e, böyle teller hani şey yukarıdaydı ya alttan geçmiyorken yani e, nedir o direklerin arasında teller şöyle bu direkle bu direk çok eskiden direkler arasından geçiyordu bu teller. Şimdi bu telde 35 bin voltluk gerilim olduğunu düşün. Burada etrafını da bu gerilim etrafını da ki havayı da böyle bir iyonize ediyor. O iyonize olması da hani şey ee, nedir ...iyonlaştırma durumu hatırlarsanız plazma hali. Hatırlayın. E, maddenin plazma hali, dördüncü hali. Yani e, elektrik yüklerinin artık böyle bir salındığı bir durum gibi düşün. O etrafındaki canlıların da ölmesine sebep olan bir durumdu. Çünkü çok büyük bir gerilimden bahsediyoruz burada. E, can güvenliği açısından daha az tehlikelidir demiş olalım. Avantajlar ve dezavantajları görmüş olduk değil mi sevgili gençler? <laughs> evet. Şimdi... Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir tane sorumuz var karşımızda. Ne diyoruz? Doğru akımda akım yönü sürekli değişir. Hayır. Zaten yanlış. Aralarındaki en büyük fark buydu. Alternatif akım ee, da, alternatif akımın yönü sürekli değişiyor ama doğru akım değişmiyordu. Sonra alternatif akım ile aküler şarj edilebilir. E tabii ki hayır. Sonra alternatif akımın üretimi ve dağıtımı doğru akıma göre daha maliyetlidir. Hayır. Yanlış tabii ki. Daha kolaydı. Hatırlarsanız e, maliyette çok daha düşüktü. Sonra alternatif akımda elektrik enerjisinin uzak mesafeli ile iletilmesi doğru akıma göre daha kolaydır. Evet doğru. Ne demiştik? Daha az maliyetli ve daha kolay demiştik. Sonra alternatif akımda yapılan elektrik motoru doğru akımda yapılana göre daha düzenli devirle çalışa. Tam tersiydi hatırlarsa bu da yanlış oldu. O yüzden cevabımız Diyarbakır diyoruz gençler. Evet geldik etkin değere. Nedir etkin değer? Şimdi alternatif akım değerlerinde gelelim ve akım ne oluyordu? Sürekli değişiyor. Yani artıyor azalıyor. Maksimum değer ve minimum sıfır olma değerleri söz konusuydu. O yüzden güç hesabı yaparken anlık veya maksimum değerin kullanılması hatalara neden olabilir değişken ya. Bu nedenle güç hesabı yapılırken etkin değer kullanılır sevgili gençler. Etkin değer kullanılmalıdır diyoruz. Ee, ve ve burada bir alternatif bakın. Alternatif akım kaynağı bir R direnci. Burada ise doğru akım kaynağı var ve bir D direnci. Şimdi buradaki iyi akımını bulmak zaten kolay biliyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Burada nasıl bir e, yardım alacağız sağ taraftaki devreden? Şöyle yardım alacağız. Şimdi burada bakın burada atıyorum bu dirençten e, T sürede bakın T sürede e kadar enerji açığa çıksın. E kadar enerji açığa çıksın. Açığa enerji açığa çıkıyor. Bunu biliyoruz. Bu enerjiyi biliyoruz. Sonra diyoruz ki bunu doğru akım devresinde de T sürede E kadar enerji açığa çıkaralım. O durumda da bakın o durumda da hani e, buradaki üreteç daha doğrusu devreye e, sağlanan gerilim. Oradaki devreye sağlanan gerilim. Buradaki e, alternatif akım gerilim için alternatif gerilim için etkin değerdir diyebiliriz. Toparlıyorum cümleyi biraz karıştırdım. Tekrar söylüyorum. Şöyle diyelim. Bakın şöyle diyelim. Şimdi burada burada E kadar enerji açığa çıkıyor dedik ya. Öyle bir gerilim vereceğiz ki ayarlıyoruz bunu. O sayede öyle bir akım geçecek ki ve bu sayede de o kadar yani T sürede bakın T sürede E enerjisi T sürede E kadar enerji açığa çıkacak. E kadar enerji Açığa çıkıyorsa, bakın açığa çıkıyorsa istediğim şey oldu. Yani amacımız ne? Bunları eşleştirmek. Aynı enerji açığa çıktığı için o zaman şöyle diyebiliriz. Buradaki etkin gerilim işte bu üretecin potansiyeli, bu üretecin gerilimi kadardır diyebiliriz. Çünkü aynı sürede aynı enerji açığa çıkıyor, yor, aynı R direnciden. O zaman etkin e, gerilim aynı gerilimse dolayısıyla etkin akım da aynı akımdır diyebiliriz. I etkin eşittir I şeklinde yazabiliriz. Bu etkin değerler. Bu arada etkin değerler maksimum değerlerden kesinlikle küçük olur. Çünkü hani maksimum değerlerden büyük olma ihtimali söz konusu değil. Neden? Akım ve gerilim sıfırla maksimum değerler arasında sıfırla maksimum arasında değerler alıyordu. O zaman etkinliğe de ne olmalı? Arada bir şey olmalı. Hatta şöyle de yapabilirim. Etkin akım e, buradaki alternatif gerilimde elde edilen maksimum gerilimin Kök oranıdır da diyebiliriz. Bundan da sorun değilsiniz. Ekstra bilgi. Ya da etkin akım elde edilen maksimum akımın kök ikiye oranı diyebilirsiniz. Hani diğer grafik çizdik ya oradaki tepelerin tepedeki değerlerin kök ikiye oranıdır da diyebilirsiniz. Böyle bir oran çıkıyor bunların aralarında. Bunu da söylemiş olalım. Sonra pekiştirelim mi? Pekiştirelim. Özdeş K ve L ısıtıcılarından K ısıtıcısı e, alternatif akım kaynağına L ise e, doğru akım kaynağına bağlanmıştır alternatif akım kaynağının yani bir tane K var. Buradaki sanki K ısıtıcısı gibi düşünebiliriz değil mi? Öyle mi oldu? Yok. Evet K. Doğru. Bu da ne olmuş oldu? Doğru akım kaynağına bağlandığı için bu da L ısıtıcısı olmuş oldu. Bakınız. Şimdi bize der ki soru. ısıtıcılar aynı sürede eşit enerji yaydığına göre ısı enerjisi. Evet her şey buraya kadar tamam. Söylediğim şeyler zaten. Isıcılardan geçen akım ve gerilimleri karşılaştırınız. Evet. Şimdi burada şunu söyleyebilirsiniz. Buradaki etkin değer V eşit. Dolayısıyla burada sol taraf için söylüyorum. Maksimum gerilim kesinlikle buradaki V'den daha büyüktür diyebilirsiniz. Anlaştık mı? Neden? Çünkü etkin değer kime eşit olacak? Normalde doğru akım üreticinin gerilimine eşit olacak. Bakınız. Evet güzel. Aynı zamanda şey de söyleyebilirsin. Akım için de aynı şeyi söyleyebilirsin. Maksimum akım kesinlikle buradaki akımdan daha büyüktür diyebilirsin. Yani etkin akım çünkü ne eşitti iyi eşti. Yani yukarıda söylediklerimizi aşağıda bir soruya dönüştürmüş olduk. Bunların arasındaki ilişkiyi de bu şekilde belirtmiş olalım. Gelin mi karşınıza? Neden gelmişsin? Aynen öyle. Evet şimdi geldik alternatif akımda direnç, bobin ve sıracın davranışı. Şimdi burada çok keskin bir çizgi var. Yani burada çok fazla bağlantılar da verebilirim size. E, kafanızı bulandırabilirim e, Ama gerek yok Çünkü müfredatın istediği bir Kısım var bizden o kısmı size anlatacağım Belki biraz daha bir şeyler söyleyeceğim Ama dediğim gibi e, Canınızı çok sıkmadan abartmadan e, Gene bunu da çözeceğiz bu işi de halledeceğiz Şimdi alternatif akımda direnç Burada normal bir gerilim var. Hani doğru akım gerilim kaynağı var. E şimdi V kadarlık bir gerilim sağlıyor R direncine. Bundan geçen I akımını bulabilir miyim? Elbette bulabilirim. Nasıl bulduk I akımını? I eşittir V bölü R. İyi bulduk. Sonra I akımını bulduktan sonra bu R direncinde harcanan gücü de söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz ve bu da nasıldı? I'nin karesi çarpı R şeklinde yazabiliriz. Böyle bir güç açığa çıkıyor. Aynı zamanda T ile çarptığımızda bu açığa çıkan enerjiyi söylüyordu. Çünkü yapılan ya da güç eşittir yapılan iş bölü zamandı. O zaman iş ya da enerjiden bahsedeceksek güçle zamanı çarpıyorduk. Bunları da bak böyle hatırlatmış oldum sizlere. Buraya geliyorum sağ tarafa geldiğimde. Şimdi sağ tarafta da etkin değer. Bakın etkin değeri vermiş bize. Yani buradaki eee alternatif akım kaynağında maksimum ve sıfır aralığında değerler alıyor dedik ya. O zaman oradaki etkin değeri veriyorsa onları düşünmemize gerek yok. Etkin değeri vermiş. R direnci de var. O halde bizim buradaki I etkin akımı bulmamız için, bulamamız için bir sebep yok. I etkin eşittir. Solda yaptığımın aynısını yapacağım. Etkin potansiyeli etkin gerilimi R'ye böleceksin. E bundan sonra e güç ne olacak? Burada açığa çıkan güç. P eşittir gene I'nın karesiydi. Bu sefer I etkinin karesi çarpı R olacak. Gene dediğim gibi değişen bir şey söz konusu değil. Ve burada bir de şunu belirtmek isterim. Bakın, burada belirtmek isterim. Daha sonra tekrar söyleyeceğim bunu. Alternatif akım devrelerinde enerji, bakın açığa çıkan enerji, ısı enerjisi yalnız dirençten açığa çıkar. Bakın, yalnızca direnç enerji harcar diyorsun. Hatta burada istersen belirtelim. Alternatif akım devrelerinde, AC devrelerinde de yazıyoruz buraya. Ne diyoruz? Ee, yalnızca dirençten enerji açığa çıkar. Yalnızca... Dirençten enerji açığa çıkar dersek, bu da bizim için önemli bir bilgi olacak açığa çıkar. Tamamdır. Ve ve hemen bobine geçiyoruz. Tamam, burayı özetlemiş olduk. Şimdi bobin, şimdi normal bir üretece bağladık. Bu nedir? Doğru akım üreteci farkındaysanız. Ve bir K anahtarımız var burada. Burada da bir bobin var. Ee, normalde e, bir şey var bunun içerisinde etrafında sarılan teller söz konusu. Şimdi ne olacak peki? Bu kanatlarını kapattığımızda, kapatırken, kapalıyken ve açarken durumları söz konusu. Hemen ne aklıma geliyor? Öz indiksiyon. Öz indiksiyonu anlatırken bunları söylemiştim. Nedir öz indiksiyon? Şimdi burada anahtarı kapatıyorken, bakın anahtarı kapatıyorken e, akım, hani normalde anahtar kapalıyken akım iyi olsun tamam mı? Anahtar kapatılıyorken hiçbir zaman, hiçbir zaman akım bir anda iyi olmaz. Neden? Çünkü bir şey anında olamaz. Anında böyle bir şey söz konusu değil. Yani ufak da olsa bir aralık söz konusu. O zaman dolaşacak olan akımın iyi olduğunu söylersem anahtarı kapatırken şöyle yapalım. Birinci aşama anahtarı kapatmak olsun. O zaman ne olacak? İ akımı sıfırdan iyiye çıkacak. Yani bir akım değişimi söz konusu. E ne oluyor da o zaman? Akım değişiyorsa akıda da değişim söz konusu. Çünkü manyetik alan e, neyle ne alakalı? Bobinin oluşturduğu manyetik alan akımla ilgiliydi. Onu da belirtmek isterim. Bobinin oluşturacağı manyetik alan B eşittir. K çarpı 4 pi i bölü L çarpı sarım sayısı diyorduk. O zaman burada sarım sayısını değiştirmiyoruz. Neyi değiştiriyoruz? Akım değiştiriyoruz. O zaman burada i akımı artıyorken şundan bahsediyorum kastıyorum. İ akımı artıyorken e, B de artıyor. O zaman bunun merkezinde oluşan B artıyorsa ne yapacak? Ona ters yönlü bir B üssü olacak. O zaman ters yönlü bir B üssü oluşması demek bir indiksiyon. Yani kendi içindeki değişimden kaynaklanan bir indiksiyon olayı diyorduk. Ters yönlü bir B üssü oluşturacak. Bu da öz indiksiyona sebep olacak. Yani bu durumda öz indiksiyon akımı oluşur. İ üssü. Sonra anahtar kapalıyken, anahtar şu an kapalı. Düz olsun, tamam mı? Bunu da yapayım. Anahtar kapalıyken akım iyiyken hep iyi oluyor, değişen bir şey yok. E ne olur bu durumda? B değişmez. E B değişmezse B üstü diye bir şey oluşmaz. Çünkü üzerinden geçen akım değişmiyor. Üzerinden geçen akım değişmediği için bu arada manyetik alanı şöyle bir dikkatle dört parmakla. Şimdi akım böyle geliyorsa şu şekilde akım var. O zaman dört parmak akımın yönünü gösterdi. Baş parmakta manyetik alanın yönünü gösterdi. O yüzden bobinin içerisinde şu an sola doğru bir manyetik alan var. Akım geçtiği sürece. Tamam mı? Sonra akım değişmiyorken manyetik alanı değişmez. E, dolayısıyla bir bir yeni bir manyetik alan oluşması için bir sebep söz konusu değil. Yani i üstü diye bir şey oluşmaz. İndiksiyon akımı yani öz indiksiyon akımı oluşmaz. 3'e gelelim. 3'te de anahtarı kapata şey açalım. 3. durum bunu da yapalım. Anahtarı açarken de akım i akımından sıfıra düşüyor. Yani manyetik alanda bir azalma var. O zaman bu durumda ne olacak? Bununla Aynı yönlü bir B üstü oluşacaktı ne oluyor? Kendisini oluşturan nedenlere karşı yürüyordu. Onunla aynı yönde bir B üstü demek dolayısıyla, dolayısıyla bir öz indiksiyon akımı söz konusudur. Yani kendi içinde ne oluyor dikkat edersen? Kendi içindeki akımın değişmesi aslında bir nevi bir öz indiksiyon yani bir tepki gösterme durumu çıkıyor. Farkında mısınız? Tepki gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ama burada anahtarı kapatırken ve açarken... Ve anahtar kapalı olduğu süre boyunca ee, ne olur? Öz indiksiyon diye bir şey söz konusu değildir. Tamam buraya kadar süper. Ama alternatif akımda böyle bir şey mümkün mü? Akımın sürekli sabit kalması mümkün mü? Hayır değil. Çünkü sürekli değişen bir e, akımdan bahsediyoruz. Akımın büyüklüğü ve yön değişiyor. O zaman Alternatif akımda sürekli akımın yönü ve büyüklüğü değiştiği için de hep B değişecek, hep B'si oluşacak, hep İ'si oluşacak şeklinde birazdan bunları da hemen arkasından ilave edeceğiz. Şimdi bak burada hemen vermişiz. E, L'yi de ne olduğunu birazdan söyleyeceğiz. Şimdi alternatif akım devresine bağlı bobin merkezinde oluşan manyetik alan manyetik alan ne yapıyor? Enerji depoluyor. Niye? Sürekli yön değişen bir akım var. Yönü değişen bir akım var. E, akımın yönü sürekli değiştiğine göre oluşan bir öz indiksiyon durumu söz konusu. O öz indiksiyon sayesinde sürekli ona ters yönlü bir indiksiyon akımı ya da aynı yönlü bir indiksiyon akımı söz konusu. Yani arttıran azaltan, arttıran azaltan ve bu durumda sıfırlıyor bir nevi diyebiliriz. Sıfırlıyor bir nevi ve şöyle de diyebiliriz. E, bu durumda aslında enerji harcamıyor. Depo ettiği enerjiyi Kullanıyor, depo ediyor, kullanıyor, depo ediyor. Yani aslında bir e, buradaki bobinin, buradaki bobinin devrede harcadığı bir enerji olmayacak direnç gibi. Zaten başta şunu dedim ya, e, alternatif akım devrelerinde açığa çıkan enerji yalnızca dirençten olur. yalnız dirençten açığa çıkar, enerji açığa çıkar demiştim. Yani bobinde e, enerji açığa çıkmayacak diyebiliriz. Tabi bunun için bir koşulumuz daha var, onu da söyleyeceğim şimdi. Elektrik enerjisi depo eder ve bu enerji tekrar devreye verir. Bu nedenle omik, haa. Omik direnci bu şey e, normalde e, tellerin iletken tellerin bir direnci vardır ya R eşittir Rho çarpı L bölü A ile ifade ettiğimiz direnç. Şimdi bunlar çok küçük değerlerse ve bu ihmal edeceğimiz kadarsa omik direncini önemsiz kılarsak o zaman bir R diye bir şey söz konusu olmaz. O halde Bobin de kesinlikle ve kesinlikle bakın önemli bir bilgi enerji harcamaz yorumlarda karşınıza gelebilir. L, indiktans. Şimdi bobinin geometrik özelliklerini yani işte aralarındaki mesafeler, işte kullanılan telin işte detayları, ortama ve diğer fiziksel fiziksel karakteristiklerine bağlı olan bir büyüklüktür. Birimi nedir bunu? Henry'dir. Henry. Sonra bu arkadaşı şöyle H hey ile gösteriyoruz. Henry ile e gösterdik. Sonra Henry'dir. Ve ve aynı zamanda şunu da söyleyelim. İndüktans, indüktans ne oluyormuş? Bobinin depolayabileceği enerjinin bir ölçüsüymüş. Tamam buradaki L değerinin büyük ya da küçük olmasıyla ilgili olarak depo ettiği enerji de değişir diyebiliriz. Bobinin öz indüksiyon nedeniyle yani kendi içindeki değişimden kaynaklanan durum alternatif akıma karşı gösterdiği bir zorluk vardır. İşte bu zorluğa da indüktif reaktans diyeceğiz. İndüktif reaktans. Yani bu bile bunun ismi bile karşınıza gelebilir. Bakın bu bile sorulabilir. Reaktans. Tamam mı? Yazabildim mi? Şöyle biraz siyahlı düzeltelim. Reaktans dedik. Heh, düzelttik. XL ile gösteriliyor. Bunu sembolü bulur. XL'yi nasıl buluruz? XL'yi şöyle buluruz. E, indüktansla yani L ile Omega'yı çarparız. Omega nereden çıktı bu? Söyledik az evvel. Neydi? Açısal hızla L'yi çarpıyoruz. Çünkü burada aslında oluşan yani alternatif akım kaynağında... Üretilen gerilim neyle ilgili aslında? Bir nevi oradaki e, açının sürekli değişmesiyle ilgili. O yüzden açısal hızı buraya dahil etmek zorundaydık. Açısal hızda 2 pi çarpı f'le buluyoruz demiştik. Bunu da hatırlatmıştık. Hatırlarsanız o zaman frekans bakın frekans artarsa xl değeri artar. Frekans azalırsa xl değeri azalır. Bu durumda bobin hangi akımları yüksek şiddette geçirir? XL değerinin küçük olması durumunda ve XL'nin küçük olması için ne olması lazım? Omega'nın küçük olması lazım. Omega'nın küçük olması için ne olması lazım? Frekansın küçük olması lazım. O yüzden şöyle diyebilirsiniz. Düşük frekanslı bakın düşük frekanslı akımları yüksek şiddette geçirebilir. Çünkü düşük frekans demek düşük frekanslı akım. Düşük frekans demek ne anlama geliyordu? Düşük frekans demek XL'nin küçük olması demek. XL'nin ...küçük olması anlamına gelir. İsterseniz altına yazalım olması. E bu ne kadar küçükse... ...yani direnç ne kadar küçükse... ...o zaman akım o kadar büyük olacaktır. Bu durumda yüksek şiddette geçmesine sebep olur... ...diye bakın bu da önemli bir bilgi. Birkaç tane yıldız daha atalım buraya... ...önemli olduğu için. Evet, güzel. Sığaç, bakın sığaç. Ee, sığaç da neydi? Şimdi burada... Normal doğru akım kaynağımız var. Bir işte pilimiz var, üreticimiz var. Normal bir üreticiden bahsediyoruz. Doğru akım üretici. Şimdi bunları hatırlıyoruz zaten ama tekrar edelim. Ne oluyor burada? Şimdi anahtarı kapattığımızda mesela ne yapalım? Önce X anahtarını kapatalım. Şimdi X anahtarını kapattığımızda ne oluyor? X anahtarını kapattığımızda çok hızlı bir şekilde buraya eksi yükler geliyor. Sonra çok hızlı bir şekilde buradan eksi yükler gidiyor. Ve bu arkadaş da yükleniyor. Buradan çok hızlı geçen eksi yükler bunun K'nın... Küçücük bir e, sinyal vermesi gibi küçük bir ışık vermesine sebep olur ama sürekli yanmaz. Yani bu durumda sürekli yanmaz. Bunun yüklenmesi bittikten sonra da akımın dolaşması daha doğrusu yüklerin hareketi biter. Yani biz bu durumda yanmaz diyoruz. Bakın yanmaz. Sonra yanmaz şöyle çizelim üstünü. Çok küçük ışık vermesi yandığı anlamına gelmiyor. Sonra bunu açıyorum. Tamam bunu açıyorum. Sonra bunu kapatıyorum. Şimdi Y'yi kapattığımda ne olacak? Bu durumda artık e, saç sanki bir üreteç gibi davranacak. Ama unutma fotoğraf makinelerindeki flaşlarda olduğu gibi... ...bunun örneklerini daha evvel hep söylemiştim. Çok hızlı akım verir devreye. Yani saç bir anda bütün elektriğini boşaltır. Yani şöyle olur. Burada eksi yüklerin şu şekilde bir hareketinden bahsederiz. Hızlı bir şekilde gerçekleşir bu. Ha, eksi yüklerin hareketine ters yönde bir akım diyorduk ya... ...bundan şöyle bir akım geçer ama sürekli değil küçük bir kısa süreli yanar diyebiliriz. Kısa süreli yanar. Yani flaşın patlaması gibi yanar. Hatta yazayım isterseniz flaş patlaması örnek verilebilir sevgili gençler. Tamam mı? Pat patlaması şeklinde örneğimizi de verebiliriz. Güzel. Şimdi gelelim neler yazmışız buraya? Alternatif gerilimin yönü sürekli değiştiği için sığaç sürekli dolup boşalır. Ne zaman? Alternatif gerilim kaynağına bağlı olan sığaçtan bahsediyoruz. Yani ne oluyor? Şimdi bu ee, şöyle buradan eksiler geldi düşünüyorum. Eksiler geldi. Bunun eksi artı yükledi. E tamam bu sefer ne oldu? Yön değiştiriyor. Çünkü sürekli yön değiştiriyor ya. Bu sefer eksi gönderiyor buraya. Eksi gönderdiğinde bu sefer, burası da artı yüklenmiş oluyor. Yani sürekli yön değiştiren akımdan bahsediyoruz. Bir böyle geliyor, bir böyle geliyor, bir böyle, bir böyle. Bu durumda ne oluyor? Yani bu akım gönderirken maksimum değere ulaşırken bu da yükleniyor. Sonra bu azalırken bu sefer bu akım vermeye başlıyor. Yani burada sürekli bir devirden söz konusu. O zaman ben buraya bir tane lamba bağlarsam. Bakın bir tane lamba bağlarsam bu lamba dolayısıyla sürekli yanar sevgili gençler. Lamba sürekli yanar. Çünkü sürekli yön değiştiren bir sürekli yanar yön değiştiren bir akım ve bu sürekli hem dolacak hem boşalacak ve lambadan da hep yük geçmesine sebep olacak bu durum. Sonra alternatif akım değerlerinde sığacın akıma karşı gösterdiği dirence ne diyeceğiz? Kapasitif, kapasitif reaktans diyeceğiz. Bakın söylemesi biraz zor. Kapasitif reaktans. Tamam mı? Bunlar dediğim gibi hep önemli bilgiler denir. Xc ile gösterilir. Xc'yi nasıl bulacağız? de 1 bölü omega çarpı c ile bulunur. İşte açısalız. Bakın gene çıktı karşımıza. C'de zaten sığaydı. Bakın sığa. Ve kendisi de n'e bağlıydı. C eşittir. Epsilon çarpı A bölü de. Bunları biliyoruz. O yüzden rahatım. Bunları hep anlattım size. O yüzden bunları yazmakta şu an rahatım. Ee, burada epsilon dediğim şey ortamın diyelektrikliydi. A'da işte alanlar, levhaların alanı. D'de levhalar arasındaki mesafeydi. Gibi şeyler hatırlatalım sizlere. Sonra e, bu durumda, bu durumda sığaç, bakın. Sığaç ne yapacak? Şimdi Omega gene 2 pi f ya. Omega'yı yazalım. 2 pi çarpı f. Şimdi burada x küçük olması demek. x azalıyorsa ve bu durumda ne oluyor? i akımı da artıyor. Etkin akım gibi düşünelim. Etkin akım artar diyelim. Çünkü v etkin eşittir i çarpı r gibi yazabiliriz. I e etkin çarpı C'nin e, normalde gösterdiği direnç XC olduğu için XC şeklinde yazdığımda o zaman XC azalırsa I e etkin de artar. Yani yüksek şiddette akım geçirmesini istiyorsam ne yapmam lazım? XC'nin azalması lazım. Bunun artması için XC'nin azalması lazım. Peki ne zaman azalır? Omega altta değil mi? Omega yani frekansla aslında ters orantılı. Yani frekansı arttırırsam XC de artar. Şöyle diyelim frekans artarsa omega artar. Sonra omega artarsa şurada göstereyim mi? Omega'nın artması demek istersen buraya tekrar yazayım. XC eşittir 1 bölü omega çarpı C. Omega artarsa XC bu durumda azalır diyebilirim. Yani ne olacak bu durumda? Ee, hani yüksek frekanstaki bakın yüksek frekanslı akımları yüksek frekanslı yazalım hemen. Yüksek frekanslı akımları yüksek şiddette geçirir. Frekans büyürse buradaki XC değeri küçülür. XC değerinin küçülmesi demek akımın da büyümesi demek. Bu arada XC direnci enerji kaybına sebep olmaz. Yani enerji kaybına sebep olan ne? Çünkü ne oluyor? Sürekli enerji depoluyor, enerji veriyor. Depoluyor, veriyor. Dolayısıyla bir enerji kaybı diye bir şey söz konusu değil sevgili gençler. Evet, güzel. Şimdi bir sorumuz var. ÖSYM tarzı sorumuz. Neymiş? X, Y, Z lambaların tümü sürekli ışık verdiğine göre. Sürekli bakın. Sürekli bunun altını çiziyorum. Işık verdiğine göre KLM kaynakları ile ilgili ne söylenebilir? Hemen söyleyelim. Şimdi buradaki K normal tek bir lamba var. Tek bir lamba olduğuna göre yani biz sadece bir R direncinden bahsedebiliriz. Lambanın direncini R direnci gibi düşünebilirsiniz. O zaman ben buraya bir tane doğru akım üretici bağlarsam o zaman burası artı burası eksi. Buradan iyi akımı çıkar ve bu lambayı yakar. Değil mi? doğru. Güzel. Peki alternatif akım kaynağı bağlarsam e, gene aynı şey olur. E, değişen bir şey olmaz. Sürekli yön değiştiren bir akım olur ama bu lamba yanmaya devam eder. Yani akımın yönünün değişmesi lambanın yanmasına engel olamaz. Bu durumda şu da olursa gene lamba yanar diyoruz. Yani akım bir böyle gider. Akım bir böyle gider. Fark etmez ama lamba yanar. O zaman K için ne diyoruz? Hem doğru akım kaynağı olabilir hem de alternatif akım kaynağı olabilir. Geldik e, M'ye. Bunlar ters mi olmuş KLM kaynakları. Şunu L yapalım, bunu da M yapalım. Fark etmez, çok problem değil. Şimdi L kaynağına baktığımızda burada bir bobin var farkındaysanız. Şimdi bobinde üzerinden normal akım geçebilir ve yoluna devam edebilir. O zaman bobin olduğunda şunu üste yazalım. Bobin olduğunda ne diyebilirim? Normal bir üreteç bağlarsam da iyi akımı çıkar buradan. E devreyi tamamlar. Çünkü bu üzerinden hani etrafı tellerle sarılı bir şeyden bahsediyoruz. Akım yoluna devam edebilir. Doğru akım kaynağı olması da bir sorun olmaz. Yani yanar. Tamam. Bununla birlikte alternatif akım kaynağı bağlarsak e, gene değişen bir şey olmaz. Bu sefer şey çıkar ortaya. Bir de XL değer çıkar. Şunu da yazayım mı? E, farklı bir renkte yazalım. Sonrasında çıktığı ortaya belli olsun. Doğru. Alternatif akım kaynağı bağlarsak o zaman bir de karşımıza XL değer çıkar. Bununla beraber lambanın parlaklığı biraz aynı etkin geldiğim için söylüyorum. Lambanın parlaklığı biraz azalabilir. Ama problem değil. Biz sürekli yanmasını istiyoruz. O zaman ne olmuş oldu? E, L üreteceği için hem DC olabilir hem de AC olabilir diyebiliriz. Geldik M'ye. Şimdi M'ye baktığımızda ise burada bir ne var? kondansatör var. O zaman buraya biz eğer bir tane doğru akım kaynağı bağlarsak sadece böyle akım gelir. Daha doğrusu çok kısa süreli ne dedik? Küçük bir ışık verir gibi bir durum söz konusu olur. Ve bu sağ dolduğunda artık yük hareketi biter. O zaman yük hareketi biterse bu durumda yanamaz. Yani doğru akım kaynağı olamaz. Ama alternatif akım kaynağı olur mu? olur sürekli yön değiştiren bir akımdan bahsediyoruz böyle akım ve böyle akım sürekli yani hem enerji depolar sürekli enerji depoluyor boşalıyor enerji depoluyor boşalıyor bu durumda o zaman e, saç e, zın olması lambanın sürekli yanmasına engel olmaz. sürekli yön değiştiriyor çünkü lamba yanar diyoruz ne zaman yalnızca alternatif akım kaynağı söz konusu ise sadece ac diyoruz. buraya da dikkat. Gördünüz mü? Güzel bir soru oldu gene. Şimdi geldik başka bir ÖSYM tarzı sorumuza. Şimdi böyle bir soru ÖSM sordu. Şimdi buradaki detaylara dikkat. Gene sorar mı diye soracaksınız şu an. E, tabii ki öyle bir şey olmaz ama buna benzer. Hani bunu gene e, sorgulayabilir. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz şeklinde. Hatta söylediğim şeylerle ilgili. Şimdi yükseltici amplifikatör mikrofondan gelen elektrik sinyallerini yükselterek hoparlöre aktaran cihazdır. Tamam güzel buraya kadar her şey güzel. aç ve bobinin işlevini belirtiniz. Şimdi birinde büyük hoparlör bas sesler. Birinde de sağ tarafta da küçük hoparlör ve tiz sesler. Şimdi tiz sesler frekansın yüksek olması demek. Yüksek frekanslı. Bas sesler ise frekansın düşük olması demek. Şimdi ola ki şimdi ne yapman lazım bu durumda? şunu yapman lazım. Ee, hangisinin hangisinden ses gelmesini istiyorsan ona göre frekans göndermen lazım. İşte yaptıkları bu. Mesela yüksek frekanslı X'e şöyle diyorduk ya eğer frekans artarsa ne oluyordu? X'e değeri hani bunu söylemiştim azalıyordu. O halde o zaman buradan yüksek frekanslı ses gönderirsek yüksek frekanslı ses gönderirsek kimden ses çıkar? Yüksek frekanslı sinyal gönderirsek kimden ses çıkıyor? Bundan ses çıkıyor. Yani bu küçük hoparlör çalışıyor yandan gelen daha doğrusu yüksek şiddetli akım ona gidiyor diyoruz. Peki yüksek frekans değil de düşük frekanslı gönderirsek düşük frekanslı o zaman da olur? Frekanslı sinyal o zaman şu olur. E, buradaki xl değeri xc değeri büyür bakın xc değeri de büyür. Şöyle yapıyorum frekans azalttığımda xc değeri büyür ama xl değeri ne olur? Bu durumda ne olur? E, küçülür. O zaman xl değeri küçüldüğü için de bu sefer bu Artık bundan ses çıkmaya başlayacak. Yani burada e, bundan geçen akım şiddeti artacak. Tamam mı? Akım şiddetini arttıracak bu durum. Şöyle gösterelim. Bu kez akım bu tarafa gider diye bir yorum yapabilirim. Şunu da yazalım mı? Frekans şunu yapıyorum. Frekans artarsa ne oluyordu? Frekans artarsa xc değeri azalır. Evet. xc değer azalır. Ama XD değer ne olur? Şunun için yaptım aynı şeyi yapalım. XD değer ne olur? Artar. XD değer arttığı için de ne tarafa bir yönlenme olacak? Sağa doğru bir yönlenme olacak diyoruz. Düşük frekansta ise sol tarafa doğru bir yönlenme olacağı için. Daha doğrusu oradan daha büyük şiddette akım geçeceği için o zaman büyük hoparlörlerden e, ses çıkar diyebiliriz. Anlaşıldı değil mi söylediklerim? E, frekansa bağlı olarak XD ile XC'nin değişimi burada bizim işimize yaramış oldu. Evet. Şimdi geldik alternatif akım devrelerinde empedansa. Şimdi empedans nedir? Empedans tüm devre elemanların dirençlerinin eş değerine. Yani e, hatırlarsanız eş değer direnç vardı ya burada da aynı mantık. Eş değerine empedans diyoruz. Empedans. Empedansı da şöyle Z harfiyle gösteriyoruz. Büyük Z ile gösterilir. Ee, normalde işte bir R direnci varsa tamam mı? Bir de hani aynı zamanda bir ne olsun bobin söz konusuysa alternatif akım devresinde şöyle yaptık. Bu da XL. Ye. O zaman R direnciyle XL'den kaynaklanan Z dikkat ediyoruz buna. Z kesinlikle R direncinden de büyük. Z kesinlikle XL direncinden de büyük. Unutmayınız. Bunun için de ufak bir şey söylemekte fayda var. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum ama gene bu vektörler gibi. Yani şöyle R direncini yatayda gösteriyorum. XL direncini de düşeyde gösteriyorum. İşte bunları ucu eklemiş gibi düşün. O zaman bunların bileşkesi de bize Z empedans değerini veriyor sevgili gençler. Yani şöyle bakın bu da bizim için Z empedans. Yani empedansın kesinlikle bir dik üçgen olduğuna göre XL'den de R'den de daha büyük olduğunu söyleyebilirsin. Süper. Evet XC ve XL eşit olduğunda rezonans durumuna geçin bu arada. XC ile XL yani e, ee, Sağcın alternatif akıma karşı gösterdiği zorlukla işte Bobin'in alternatif akıma karşı gösterdiği zorluk eşit olduğunda ne olur? Bunu da hemen söylemek istiyorum. Burada şimdi R direncini sağa gösterdik. XD direncini yukarıya gösterdik ya. XC de aşağı doğru gösterilir. Yani şu şekilde gösterilir. İşte bak bunların birbirine eşit olması ne anlama gelir? Yani bunlardan kutulman anlamına gelir. Vektörel düşün dedim. Sadece ne çıkar ortaya? R direnci açığa çıkar. Pardon R direnci kalır. O zaman R direnci açığa, şey R direnci kaldığı için bu durumda akımın artmasına sebep olur. Şöyle diyelim etkin akım eşittir. I etkin çarpı Z yani empedans. Z'nin sadece R olmasını düşün. E sadece R olursa bu durumda I etkin akımı artar diyoruz. E güzel o zaman empedans ne olacaktır? En küçük değerini alacaktır. Sadece R değerini alacak. En küçük değerini alır. Bu durum rezonans durumudur. E, rezonans durumu demek ki akımın maksimum olma durumuymuş. Maksimum akım geçsin istiyoruz. Rezonans durumunda Z minimum değeri aldığı için akım da maksimum olur diyoruz. Bunu sağlayan frekans değeri ne denir? Rezonans frekansı denir. Rezonans frekansı. Peki bunu bulmak istersen ne yapman lazım? Şöyle yapman lazım. X L eşittir XC dedik ya. Ne diyeceksin bu durumda? X de omega çarpı L diğer Diğeri de 1 bölü omega çarpı C idi. Açtığında şöyle bir şey göreceksin. Omega kare eşittir 1 bölü L çarpı C göreceksin ya. Yalnız omega'yı bırakırsan kare köküçünü alırsın. Sonra omega'da neydi normalde? 2 pi değil miydi? Bakın omega'yı bırakıyorum. 1 bölü karekök içerisinde L çarpı C. Omega 2 pi F'ti. Buradan da şu tarafa geliyorum. Oraya sıkıştırmak istemiyorum. O zaman rezonans frekansı eşittir. 2 pi F'den dolayı 2 pi karekök içerisinde isterse şöyle L çarpı C ile bulabiliriz. Bu da fazla bilgi olmuş oldu. Gene müfredatta olmayan şeylerden bahsediyorum ama e, sorun değil. Çok kafanızı karıştırdığını düşünmüyorum. Tamam mı? Bu şekilde rezonans frekansını da bulmak isterseniz bulabilirsiniz. Evet alternatif akımı halletmiş olduk. Ee, şimdi geldik ikinci maddemiz olan transformatörlere. Şimdi transformatörler normalde e, gene manyetik akı değişimine e, değişimi onun temeli. Tamam mı? Bundan kaynaklanıyor. Akı değişiminden kaynaklanan bir durum. Bir nevi indiksiyon. Tamam mı? Şimdi AC gerilimini yükseltmek ya da azaltmak için kullanılan araçlardır diyoruz. Bakınız Sol tarafta bir alternatif gerilim kaynağı var. Alternatif akım gerilim kaynağı var. Ee, gene buradan da bir alternatif gerilim alma durumu var. Şimdi bu kaynak primer, giriş gerilim diyoruz biz Buradan bir e, potansiyel veriliyor. Sonra sonra buradaki sarım sayılarına bağlı olarak da buradan bir gerilim, sekonder, çıkış gerilimi alınıyor. Yani ben dedim ya size ilk başta, e, işte şeylerde e, nedir santrallerden 35 bin voltluk, işte gerilim geliyor, 35 mil voltu gerilimi direkt eve göndersen zaten olacakları sen düşün. Ne olması lazım? Böyle şeylerle yani transformatörlerle o gerilimi ayarlamamız gerekiyor. Yani alçaltmamız gerekiyor. Bazen de yükseltmek gerekebilir. Tamam? Mı? Mesela nasıl yükseltmek gerekebilir? Ee, atıyorum. İşte bir cihazımız var bizim. Ya da Amerika'dan birisi geldi. Amerika'dan gelen birisinin elindeki cihaz 110 voltluk gerilimle çalışıyor. 110 volt. Ama şimdi işte buradaki e, şehir yani şebeke elektriği ne kadar? 220 volt. E ne yapması lazım? E bunu yükseltmesi lazım. Yani ya da pardon yani bu 220 volt gelimi alçaltıp buna göre kullanması gerekiyor. İşte alçaltıcı bir e, transformatör durumu söz konusu olmuş oldu. Ya da hani dedik ya bunu azaltacak. Ya da bizim gittiğimiz düşünürsek Amerika'ya gittiğimiz düşünürsek o zaman 110 voltluk gelim elde etmek için hani şuradaki 220 voltluk gelim gereken Cihazımız var ya 110 volt gerilimle çalıştırmak istersek ne yapacağız yükselteceğiz. 220 voltluk gerilim için bir transformatör kullanacağız diyebiliriz. Cümle anlaşıldı mı biraz karıştı mı bir daha tekrar edeyim. Ee, Amerika'dan birisi geldi 110 voltluk gerilimle çalışan bir cihazı var. Bizim şehir e, şebekemiz 220 volt ne yapması lazım normalde bizim elektriğimizi azaltması lazım alçalttı. Biz gittik oraya. 220 voltluk gerilimle çalışan bir neyimiz var? Bir cihazımız var. Orada 110 voltluk gerilim söz konusu. O zaman bizim bu cihazı kullanabilmemiz için ne yapmamız lazım? 110 voltluk gerilimi yükseltmemiz lazım. Orada yükseltici e, transformatör kullanmamız gerekiyor diyebiliriz. Evet toparlamış oldum şimdi sizin için. Şimdi e, ne diyorduk? En sarım sayısı bu arada primer sarım sayısı ve sekonder sarım sayısı diyoruz. Çalışma prensibi değişken manyetik akıdır değişiyor ya neden? Şimdi alternatif akım kaynağında sürekli yönü ve büyüklüğü değişen bir akımdan bahsediyoruz. Akımın sürekli yönü ve büyüklüğü değişiyorsa ki B eşittir tekrar söylüyorum. 4 pi i bölü L çarpı sarım sayısı bir de ne var? Buraya bir de K ekleyelim şuraya. Bir de K'mız var sabitimiz. K çarpı. Şimdi burada Burada akım sürekli değiştiğine göre e, sürekli manyetik alan da değişiyor. O zaman burada değişen mesela manyetik alan böyle olan manyetik alan azalıyor ya da öyle olan manyetik alan artıyor gibi düşündüğünde akım şöyle yapıyorum. Bir manyetik alan böyle oluyor, bir manyetik alan böyle oluyor sürekli yön değiştiriyor ve bu manyetik alan bir azalıyor bir artıyor. Burada da keza azalıyor artıyor. E, sürekli değişen manyetik alanda burada bir neye neye sebep oluyor? Indüksiyon akımına sebep oluyor yani hani şey gibi olmuyor mu aslında bak bir tane halka düşün bir tane mıknatıs mıknatısın yaklaştırılması uzaklaştırılması gibi içinden geçen manyetik alan çizgi sayısı azalıyor ve artıyor ve burada bir indiksiyon durumu var oluşan indiksiyon sayesinde dolayısıyla bir indiksiyon EMK'sı elde ediyoruz buna da sekonder e, diyoruz sekonder gelin tamam mı? Oluşan indiksiyon EMK'lar. Mesela primerdeki indiksiyon EMK'sı için ne yazabilirim? Eksi NP çarpı delta phi bölü delta t akıdaki değişim. Tamam Aynısı burada olacak ama buradaki sarım sayısı eksi NS yani sarı, sekonder sarım sayısını alıyorum. Delta phi bölü delta t. Çünkü akı değişimi buradaki akı değişimiyle buradaki akı değişimi aynı olacak. Bakın burada bir demir çekirdek var. Bu demir çekirdek sayesinde manyetik alanı ne yapıyoruz? Aslında bir nevi hapsediyoruz. Manyetik alanı tamam mı? Ve değişimden aynı. E burada oranladığım zaman şunu görmez miyim? NP bölü NS'ye eşit olmaz mı? Çünkü şunlar birbirini götürecek. Zaten eksiler de birbirini götürecek. E sonuç ne olur? Bunu buraya al. Bunu da buraya al. Şunu görürsün. Sonuç primer gerilim yani EP bölü NP primer sarım sayısı eşit olacak. Bunu buraya aldın ya. Sekonder gerilim bölü sekonderdeki sarım sayısı işte bu bizim için e, sonuçta sekonder ikinci durumda çıkıştan aldığımız gerilimi vermiş olacak. Yani burada üçünü bildiğimde bunu bulabilirim şeklinde bir yorum yapabilirsiniz. Böyle bir eşitlik çıkıyor karşınıza. Yani detaylandırdım. Yorumlar çıkabilir yani yorumlarla ilgili sorularda e, bunları bilirseniz gerçekten rahatlığı üstesinden geleceksiniz. E, sizin için gayet güzel olacak. Evet var mıdır bir şey yok. Pekala. Şimdi transformatörün verimi. Şimdi burada verim de çıkacak ortaya. Neden? Girişte yani bir giriş gücü var ve çıkış gücü var. Bunlar eşit olabilir mi? Olduğunu varsayarsak ona ideal diyoruz. Yani verim yüzde yüzdür deriz. Ee, eğer herhangi bir güç kaybı yoksa, bu durumda giriş gücü çıkış gücüne eşittir. Yani P de güçlü ee, primer sekonder olduğuna göre şöyle yazabilirim: I Primer primerdeki akım çarpı primer gerilim eşittir sekonder akım çarpı sekonder gerilim diyebiliriz. Çünkü P eşittir güç eşittir pi V'ydi. bu değerleri yerine yazıyorum ve ve aynı zamanda verim sorulursa ki dedik ya eşit olur ama bu zaman, şu an ne verim yüzde yüz değil mi verim yüzde yüzse bu eşitliği yazabilirsin ama değilse ki genelde değildir verimi bulmak istersen ne yapacaksın alınan güç ile alınan gücü ne yapacaksın verilen gücü oranlayacaksın yapman gereken bu yüzde verim sorulursa sana çarpı yüz yapman gerekiyor ve alınan güç için I, S çarpı Vs yazacaksın. Verilen güç için Ip çarpı Vp yazacaksın. Çünkü primer, sekonder çarpı yüz yapman gerekiyor. Isımadan dolayı transformatörlerde girişte verilen enerji ile çıkışta alınan enerji eşit olamaz gençler. Eşit olamaz. Çünkü bir enerji kaybı var. E bu durumda ne demeliyim? O zaman primerdeki güç kesinlikle daha büyüktür. Sekonderdeki güçten yani daha az bir güçten bahsediyoruz. Yani Ip çarpı Vp büyüktür. ...I-S çarpı VS diye biliriz. Evet güzel süper. Bu da anlaşılmış durumları. Harika oldu. Şimdi geldik ÖSYM tarzı sorumuza. Transformatörlerle ilgili e, doğru akım devrelerinde gerilim arttırmaya yarar. Halbuki hiç alakası yok. Evet burada güzel bir şey daha söyleyelim size. Mesela bir e, gene bir transformatör yapmaya kalkıştık. Tamam yaptık. Sonra burada transformatörün e, dedik ki acaba, acaba doğru akım kaynağı bağlarsak ne olur? Doğru akım kaynağı bağlarsak ne olur? Ne olur? Alternatif diğer taraftan sekonder gerilim diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Neden bahsedemeyiz? Çünkü çünkü buradan çıkacak akım sürekli sabit. E akım sürekli sabitse ise akı değişimi yani delta fi bölü delta t çarpı n sarım sayısı bize neyi veriyordu? İndiksiyon emk'sını veriyor çarpı n. Şimdi i akımı değişmiyorsa akı niye değişsin? Çünkü akı da Tekrar tekrar bunları. Bak tekrar etmiş bir şey buluyorum bu arada. Bir önceki videoda anlattığım şeyleri tekrar ediyorum. B çarpı A'ydı. O zaman burada manyetik alan değişmiyor. Alan da değişmiyor. O zaman delta fi değişimi diye bir şey söz konusu değil. Akı değişimi diye bir şey söz konusu değil. Akı değişimi yoksa sıfırsa o zaman indiksiyon EMK'sı da sıfır. İndiksiyon EMK'sı yoksa o zaman sekonderden gir almak diye bir şey söz konusu değildir diyorsunuz. Yani bu kesinlikle ve kesinlikle olmaz. Eğer buraya bir tane lamba getirip bağlarsan Şuraya bir tane lamba bağlarsan yanar mı? E tabii ki yanmaz. Buraya bir tane lamba yanmaz. Buradaki lamba yanar mı? Evet yanar. Çünkü niye yanar? Zaten doğru akım kaynağına bağlıdır. O yüzden yanar. Ama bu taraftan la yanan hani buradaki lambanın kesinlikle yanmadığını söyleyebiliriz. Evet. Güzel. Açıklamalar güzel olmuştur umarım. Sonra elektrik santrallerinde elde edilen elektrik akımının iletiminde gerilimi yükseltmek ve alçaltmak için kullanılır. Tabii ki tam da derdi odur zaten. Doğru. Daha fazla enerji elde etmeye yarar. Yani daha fazla enerji elde etmek mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman hani basit makinelere gidelim ta enerjiden kazanç olmaz. Yani işten kazanç olmaz. Kazanç sağlayamayız. Yani olmayan bir enerjiden bahsetmek olur. Ancak ve ancak verilen enerji kadar enerji alabiliriz ki bu da verimin %100 olmasını sağlar. Kesinlikle daha fazla enerji elde edemeyiz. Bu net bir şekilde yanlış sevgili gençler. Sonra 240 voltluk şehir şebekesinde 220 voltluk bir elektrikli cihazı çalıştırmak için kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Yani bu 240 voltluk bir primer giriş olur. Sonra sekonderi 220 volt olacak şekilde sarım sayısını Hemen bak hatta şöyle bir yapabilirim bile sizin için. Bak böyle bir transformatör yapıyorum. İhtiyaç duyduğunu düşünüyorum. O zaman 240 volt gerilim verdin. Bunun sarım sayısını ne yaptın? Atıyorum. Ee, 240 yaptın. Tamam mı? Burada ne istiyorum ben normalde? 220 volt gerilim istiyorum. Tamam mı? Aralarındaki oran aynı oran. 220'ye eşitlemen lazım. 220 çıkması lazım. Sonucun 220 çıkması lazım. O yüzden buraya getirip 220 yazarsam fazla mı oldu? Sonra buraya 240 verirsem ne elde ederim? Sarım sayısını arttırmış oldum. Pardon, yanlış olmuş oldu. Burayı 240 yaptım. Burayı da 220 yaptım. Şimdi Bunların aralarındaki oran eşit olacak şekilde bak. Bunu buna böldüğümde 1 çıkacak. Bunu da buna böldüğümde o zaman elde edeceğim gerilim 220 volt olur diyebilirim. Yani sarım sayılarını ona göre ayarladım ve elde ettiğim bir alçaltıcı transformatörle 220 voltluk gerilim elde etmiş oldum. Tamam mı? Evet bunu da söylemiş olur. Olduk. Yani olabilir mi? Evet olabilir. O halde cevabımız ne? 1 ile 3 yanlış. 2 ve 4 doğrudur diyebiliriz. Gene güzel bir soruydu farkındaysanız. Geldik başka bir ÖSYM tarzı sorumuza. Burada neler oluyor? Şimdi 4 voltluk bir gerilim veriliyor. Sonra V kadarlık bir volt ya da 4 V'lik bir gerilim veriliyor. V kadar gerilim alıyor. Şimdi bunların sarım sayıları arasındaki oran nedir? Yapalım. N şöyle Vp bölü Np eşittir. Vs bölü Nc yaptık mı? Yaptık. O zaman buraya 4 b yazdık. Bölü N1 sarım sayısı eşit olacak. V bölü N2 sarım sayısı. Yani bunların arasındaki oran neyse bunların arasındaki oran da olmak zorunda. Şey diyebilirsin direkt. Az evvel yaptık ya soruda bir örnek söyledik ya. O zaman buradaki sarım sayısı 4 ise buradaki sarım sayısı 1 olmak zorunda ki bu oran eşitlenebilsin. O zaman N1 bölü N2 oranında ne olduğunu görüyorsun? Direkt e, 4 olduğunu görüyorsun. Sonra transformatör ideal ise... Bakın ideal ise... Primer akım yani buradaki akım i ise o zaman sekonder akım kaç i'dir diye soruyor. Şimdi e, transformatörün ideal olması demek verimin yüzde olması demek yani primer güçle sekonder güç eşit olacak. Bu durumda ip çarpı vp eşittir is çarpı vs diyebilirim. Evet, ÖP'nin yerine I yazıyorum, VP'nin yerine 4 v yazıyorum. Sonra IS'nin yerine bilmiyorum, VS'nin yerine V yazdığımda o zaman çıkıştan alınan yani sekonder akımının da V'ler birbirini götürecek. O zaman bu durumda şöyle yapalım. Sekonder akım eşittir 4I diyebilirsiniz. Verim ne zaman? Verim %100 olduğunda. C'ye geldiğimde ise verim %75. O zaman işler değişti. Sekonder akım 4 iyi olamaz bu sefer. Ne yapmam lazım? Verim eşittir. Ne dedik az evvel? Ee, Verilen ve alınan güçleri diyorduk. Bu alınan güç sekonder, bu da verilen güç diyorduk. Yüzde verim yüzde yetmiş beşmiş bu arada. O zaman yüzde verim için ne yapıyoruz? Yüzde çarpıyoruz. E zaten sen bunu şöyle görebilirsin. Primer güç baktığında akım neydi? İyiydi değil mi? I çarpı 4 ve Sonra sekonder güç verimin yüzde olması demek. Onun dörtte 3 olması demek aslında. Bunu direkt söyleyebilirsin değil mi? Yani 3 i v şeklinde yazabilirsin. Yukarıdakine bakarak. O zaman aldığımız gelin v kadarsa ps 3 i v eşittir. vs v çarpı S dediğimde o zaman sekonder akımda 3 i'dir şeklinde yazabilirim. Yok ben açık açık görmek istiyorum hocam. Anlamadım dersen yaparız. Şunun yerine ne yazacaksın? Yüzde yazacaksın. Yazalım mı hemen? 75 eşittir. Ee, akım Şöyle yapıyorum. Ne kadar akım bilmiyorum zaten onu soruyor. I'se ne kadar gerilim aldım? V kadar. Aşağısı ne? I kadar akım vermişiz. 4V gerilim almışız. Çarpı 100 dediğinizde de zaten buradan I'senin 3 şey olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bu işlemi bitirdiğinizde I'se eşittir 3'i. Ama ben buradaki %75'in 4'te 3 olduğunu da gördüğümden rahatlıkla çözeriz demiş oldum. Evet. Bir ÖSM tarzı sorumuz. Bunlar bileşik transformatörler diyoruz. Biz buna ee, ne oluyor burada? Şimdi 100 voltluk bir gerilim verilmiş. Sonra ne kadar gerilim alınır diye soruluyor bize. Yapmamız gereken şey şu. Şimdi 100 volt sarım sayısı 1000. Burada da sarım sayısı 500. Şimdi sarım sayısı yarıya düşerse e ne oluyor? Aldığımız gerilim de dolayısıyla yarıya düşer. Ne yapıyordum çünkü? E diyordum ki VP bölü NP oranı kesinlikle VS bölü NS oranına eşit olacak. Bu oran eşit olması için yani şu oranın eşit olması için bu bin yarıya düşüyorsa potansiyelde yarıya düşmek zorunda diyeceksiniz oranların eşitlenebilmesi için. O zaman buradan ne kadar potansiyel alınacak? 50 volt. Bunu aldık. Sonra buradan aldığımız potansiyel aynı tel olduğuna göre bu arada e birbirlerine dokunan iletkenler ya da aynı iletkende potansiyel eşittir diyorsunuz. O yüzden aynı tel olduğuna göre burada da potansiyelimiz 50 volttur diyoruz. 50 voltluk gerilim sarım sayısı 200, sarım sayısı 800. Kaç katına çıktı? 4 katına çıkıyor. Bakın 4 katına çıkıyor. O zaman bu 4 katına çıkıyorsa alınan gerilim de buradan 4 katına çıkmak zorunda. O zaman 4 katına çıkması için işte demek 4 çarpı 50'den 200 voltluk potansiyel alındığı anlamına gelir. Peki bir de direkt yapabilir miydik? Formüle yerine koyabilir miydik? Koyardık. Çıkış gerilimi eşittir. Şunu yapıyorsunuz. Buranın sarım sayısı bölü bu. Yani nb bölü na. Zaten şunu da eşitledikten sonra geliyor. Çarpı buranın sarım sayısı bölü buranın sarım sayısı. Yani nd bölü nc çarpı e, bu arada sekonder alınan gerilim diyecektik. Çıkış gerilimi eşit çarpı vf dilinizde de aynı şey olur. Mesela 500 bölü 1000 ne oldu? 1 bölü 2 çarpı 800 bölü 200, ne oldu? 4, değil mi? Çarpı, buradan ne almıştık? 100. Bakalım, 2 çarpı 100'den tam da 200 volt bulmuştum ben de sorunun cevabını. Gördün mü? Güzel. Evet, şimdi alternatif akım ve e, transformatörü burada halletmiş olduk. Gelelim, şimdi ilk başta söylediğimiz soruya. Ne demiştik? İlk başta bir VSM tarzı sorumuz vardı. Onu rahatlıkla çözeceğiz, halledeceğiz demiştik. Gerçekten yapabiliyor muyuz? Bakalım. Evet. Şimdi soruyu aldık. Ee, ne diyor soru bize? Diyor ki X, Y, Z lambaları varmış burada. Özdeş. Sonra burada e, alternatif akım kaynakları ile şeklindeki gibi devreler oluşturulmuş. E tamam. Şimdi buna göre 1, 2, 3 verilenlerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Şimdi kaynakların frekansları sabit tutulup Gerilmeleri arttırılırsa, gerilimleri arttırılırsa tüm lambaların parlaklığı artar. Artar mı? Normalde V eşittir I çarpı R'yi düşün. Tamam mı? Şimdi V'yi arttırırsan burada da burada da fark etmez. V'yi arttırırsan kesinlikle e, akımlar artacak. Dolayısıyla lambanın parlaklığı artacak. Çünkü burada tamam e, burada XL de var. Evet tamam burada XJ de var. Okey ama sorun değil. Buradaki eş değer direnci bulduktan sonra ne yapıyorsun? I Etkin çarpı Z eşittir V diyorsun. Onu da yazalım istersen etkin çarpı Z. Bana diyor ki V'yi arttır. İki durumda da burada da arttır. Yani şurada da arttır, burada da arttır. Fark etmez. Yalnız direnç olursa durumdan bahsediyorum. Burada da arttırırsan iyi akımı artar. Burada arttırırsan gene iyi akımı artar. Çünkü bunlar değişmiyor. Yani doğru. Şimdi ikinciye geliyorum. Kaynakların gerilimi sabit tutulup. Ha V'ler sabit tutuluyor. Frekansları arttırılırsa. Önemli. Şimdi frekanslarının işin içine girmesi demek. X'de eşittir. Omega çarpı L'yi hatırlayacaksın demek. Omega da 2 pf ya. 2 pf L. Sonra XC de 1 bölü omega çarpı C'ydi. O zaman 1 bölü 2 pf çarpı C. Bunları hatırlaman gerekiyor. Peki ne oluyor? Şimdi frekans arttırılırsa hemen bakalım. Frekans arttırdığımızda XC değeri azalıyor. E, güzel. Sonra frekansı arttırdığımda XL değeri artıyor. O zaman burada xl değeri arttığına göre yani şu an bundan bahsediyorum. xl değeri arttığı için z değeri artıyor. Z değeri arttığı için de burada lambanın parlaklığı bakınız azalıyor. Yani x'in parlaklığı azalır. Bir daha söylüyorum. Z yani şundan bahsediyorum. xl e, buradaki xl. Önceki ikinciden bahsediyorum. İkinci öncülü söylüyorum. Şöyle yazalım istersen. xl. Nelik frekans arttığı için xl değeri artıyor. Bu durumda z empedans değeri artıyor. V etkin eşittir, I etkin çarpı Z değil miydi? Z artıyorsa, gerilim değiştirmiyorsun ya, Z artıyorsa I etkin ne olur? Sabit çünkü I etkin azalır. Bakalım parlaklığı, evet azalıyormuş, doğru. Şimdi buraya geliyorum. Burada ne diyor? Şimdi XL mi? Bu neydi? Şöyle XC Şöyle XC'ye pardon. Şimdi XC'nin azalmasından bahsediyoruz. XC azalıyormuş. Şimdi XC azalıyorsa, aynı şeyi bunun içinde yapalım, Z azalıyor değil mi? E z azalıyorsa etkin eşittir. E etkin çarpı z'ti. Z'in azalması demek. O zaman bu sabit gene akımın da artması demek. E etkin artıyor. Yani y'nin parlaklığı artar mı? Bakıyorum artıyor. Şundan bahsediyoruz. Y'nin parlaklığı artıyor. Bu doğru. Şu an buna doğru dedik. Bunun için de doğru söyledik. Z'nin parlaklığı artar mı? E, bakalım. Şimdi Z'nin parlaklığı yalnızca Z lamba olduğuna göre burada bir R direnci var. Şimdi V etkin eşittir I e etkin çarpı R. Şimdi R'yi değiştirir mi bu durum? Frekansın değişmesi? Hayır. Çünkü direnç dediğimiz şey sadece lambanın işte içerisinden geçen telin e, nesine bağlı? E, hemen yazıyoruz. Rho çarpı L bölü işte A dediğimiz dirençten bahsediyoruz. Şimdi frekans değişimi bunu değiştirmez. O zaman bu değişmediğine göre bu sabit olacağına göre o zaman bu sabitse e, bu da sabit. Demek ki I etkinde sabit. Parlaklığı artar mı? Hayır değişmez. Değişmeyeceği için yanlış. Ama bize ikinci öncüde tamamını söylediği için bu öncülü yanlış alıyoruz. Çarpı. Sonra K anahtarı kapatılırsa Y'nin parlaklığı artar. Artar mı? Bakalım. Şimdi K anahtarını kapattığımda XC devreden çık çıkar. Bunu da buraya yapıyorum. Ya da şöyle yapalım isterseniz. R direnci şu şekilde gösteriyorduk. X, de aşağı doğru göstermiştim. O zaman buradaki Z'ye baktığımda demiştim ki bunların ikisi de varsa Z kesinlikle R'den de büyük, X, Y'den de büyük. Bakın Z. O zaman bunu ben anahtarı kapattığımda X, Y'de R'den gitti. Şimdi bu arkadaş yoksa artık Z artık R olur diyoruz. O zaman bu Z1 Z2 ikinci durumda R'ye eşit olacağı için ikinci durumdaki Z yani empedans birinci durumdaki Z'den daha e, nedir bakıyorum yanlış olmasın daha küçüktür. Daha küçüktür. O zaman bunun küçülmesi demek yani empedansın küçülmesi demek, direncin küçülmesi demek, dolayısıyla I akımının da artması demek. I akımı artar, parlak artar mı? Evet, artar. Yani cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. Güzel. Biraz detaylı bir soru oldu ama umarım anlamışsınızdır. Anahtarı kapatmadan önce R ile X'e vardı. Anahtarı kapattığımda bu devre dışı kaldı. Artık sadece ikinci durumda R oldu. Tamam mı? R olduğu için de e, ne olur? Bir önceki empedansıdan daha küçük olduğu için üzerinden geçen akım da lambanın üzerinden geçen. Şu küçüğü bir daha şöyle güzel bir gösterelim. O zaman akım da artacak. Akım da arttığı için de lambanın parlaklığı artar diyebiliriz. Evet. Şimdi geldik. Şöyle geçen e, canlı yayınımızda şöyle ufak bir sorumuz vardı. Canlı yayında e, bir önceki ödül soruyu tekrar ödül soru dedim. Kusuruma bakmayınız. E, biraz hani yorgunluk ve heyecanla alakalıydı ama tekrar çözeceğiz tabii ki o. Yani bir önceki değil önceki videonun ödülü sorusundan bahsediyoruz şu an. Üzerinden iyi yakın geçen yarım halkının merkezinde oluşan bireşke ait kalan hangi düzlemde ve nasıldır? Bakalım. Şimdi e, mıknatısın, mıknatıs yaptığımızda şöyle burası N, burası S. Neydi? Dışarıda N'den S'ye doğru, içeride de S'den N'ye doğru. Yani şöyle çizebilirsiniz manyetik alan çizgisini ve bunu devam ettirebilirsiniz. Çünkü kapalı eğrilerdi. yani başlangıç ve sonu diye bir şey söz konusu değildi. Kendisini tamamlıyordu. Hatta şöyle devam ettirirsen böyle bir manyetik alandan bahsedebiliriz. O zaman bu mıknatısın, bu noktadaki manyetik alanı mıknatıstan bahsediyorum. Bu şekilde B, mıknatıs. Tamam bunu hallettik. Gelelim tere. Telin manyetik alanı nasıl olacak? Tel nerede farkındaysınız? Tel e, Z ile şimdi oraya sayfa düzlemine dik bir tel düşünüyoruz. Yarım tel, yarım çember. E, Z-Y düzleminde bakın z -Y düzleminde görüyor musunuz teli? Çünkü Z ekseninde. O zaman dört parmak akımın yönünü gösteriyor. Baş parmak da manyetik alanın yönünü gösteriyor. O zaman akım manyetik alan. Demek ki manyetik alan ne tarafa doğru? Bak bir daha söylüyorum. Z ekseninde... Tamam mı? Z ekseni şuradan geliyor. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Ee, yukarıya doğru ya bu şekilde akımda akım böyleyse dört parmakla manyetik alanı verecek. O zaman buradaki manyetik alanı hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde mi? Bakın gördünüz değil mi? O zaman buradaki manyetik alan da bu tarafa doğru. Bu da telin manyetik alanı. Okey. O zaman telin manyetik alanı X ekseninde. Sonra mıknatısın manyetik alanı da Y ekseninde. O halde bunların bileşkesi de X'ye düzleminde olacak x, y düzleminde hangisinin daha büyük olduğunu bilmiyorum. O yüzden bunların bileşkesi ne gelirse şöyle yapalım isterseniz. Buraya bir o noktası dersek o'daki bileşke manyetik alan da budur diyoruz. Düzlemi sorduğuna göre bakıyorum hemen hangi düzlemde x, y düzlemindedir. x, y düzlemindedir. Ve nasıldır diye soruyor ya. Sola doğru sol çapraz dedik. Düzlemindedir diye bu soruyu da çözmüş olalım. Evet. Güzel. Sonra ee, bir önceki, yani canlıdaki, canlı anlatımımızdaki ödülü soruyu çözüyoruz şimdi. Şekliki bükülmüş iletken çubuğun K ile L nokta arasında oluşan indiksiyon EMK'sı 6 EMK olduğuna göre. Yani şu, burası bu arada e, L noktası K-L. Tamam mı? K-L. Sonra K ile M noktalar arasındaki indüksiyon EMK'sı kaç EMK'dır? L'yi buraya koyduk. Bakalım. Şimdi çubuk normalde manyetik alan çizgilerini kesiyor mu? Evet kesiyor. Manyetik alan çizgilerini kesiyorsa onda bir indüksiyon EMK'sı oluşuyordu. O zaman K ile arasında oluşan indüksiyon EMK'sı buradaki manyetik alan B kadarmış. O zaman B alıyorum. B çarpı hızına da B diyorum. Çarpı uzunluğuna da her bir boya L o L'yi kullanmıyorum. Şu şekilde her birine de LL diyelim. L L dediğimizde o zaman bavul 3 tane L olduğu için 3L olur. Yani 3 bol kime eşit olmuş oldu? Vermiş olduğuna bakalım. 6 MK'ya eşit oldu. E, bir bol'u bırakırsak buradan da 2 MK olur diyebiliriz. Bu cepte. Sonra geldik. Şimdi L ile M arasındaki duruma. Şimdi bu tele baktığınızda bu tel manyetik alan bakın tele şu teli V hızıyla çekiyorum ya. Şimdi hızla manyetik alan pardon hızla tel birbirlerine paralel. Şöyle hatırlarsanız bu şekilde bir manyetik alan çizdiğimizde eğer bu çubuğu bu şekilde e, tele paralel bir hızla çektiğimizde bunda indiksiyon EMK'sı oluşmuyordu. Neden? Uçlarda kutuplanma oluşmuyordu. Yani indiksiyon EMK'sı yoktu. E dolayısıyla bu teli ne yapıyorsunuz? Görmezden geliyorsunuz. E bunda oluşacak mı? E tabii ki oluşacak. Bu arada bu arada kutuplanma yönünü de söyleyelim. Manyetik alan dışarıya doğru. Baş parmak kızımız. O zaman eksiler elimizin tersiyle yukarıya doğru gönderiyoruz bu arkadaşları. Eksileri. Burası da artı olacak. Yani bir üreteç gibi düşündüğümüzde burası kısa çubuk. Burası da uzun çubuk olacak. Ve ne kadardı? 6 EMK. Diğerine geldim. Şunun da şunun arasına geldim. Burası da ne olsun? Atıyorum T noktası olsun. Şimdi T noktası ile M noktası arasındaki MK'ya bakalım. Ee, bu sefer gene sağa doğru çekiyoruz. Bakınız manyetik alan böyle. Gene eksiler yukarı artlar aşağı olacak şekilde. Bunun kutuplanmasını da gösterdiğimizde şöyle yapalım. Kısa ve uzun çubuğu çizdik. Bir üreteç gibi davranacak dedik. Peki onun büyüklüğü ne olur? Hemen bakalım. Buna T noktası mı dedim? O zaman MT arasındaki mK eşittir. Manyetik alanımız normal B kadar. Sonra hız gene aynı hız ama uzunluk 2 L kadar. 2 L. Yani 2 bavul gelmiş oldu. 1 bavul 2 MK'ydı. Yukarıda bulmuştu. O zaman 2 ile 2 MK'yı çarptığımda buradan ne geldi? 4 MK. Bitti mi soru? Hayır. Şimdi niye bitmedi? Çünkü diyeceksiniz ki hocam ne yapacağız bundan sonra? Sanki bitmiş gibi duruyor. Bitmedi. Bunların akım çıkarma yönlerine baktığınızda. Çünkü bize şeyi soruyor. K ile M. Yani şununla şunun arasındaki hani şeyi soruyor. Eee EMK'yı soruyor. İndiksiyon EMK'sını. O yüzden bundan çıkan akım yönü böyle. Bundan çıkan akım yönü böyle. Yani ters yönde akım çıkarıyorlar. Bu böyle akım çıkarıyor. Bu böyle akım çıkarıyor. Akım çıkarma yönleri ters olduğuna göre KM arasındaki EMK'yı bulmak için bir daha gösteriyorum. İstersen bunu farklı bir şeyle gösterelim. Bunun akım çıkartma yönü bu. O zaman akım çıkarma yönleri tersse bir şöyle bir atıyorum bir tane lamba bağlarsan buraya. Bu böyle akım çıkaracak. Bu da böyle akım çıkaracak. Yani ters yönlü. Büyük olan küçük olanı çıkaracaksın. 6 EMK'dan neyi çıkarıyoruz? 4 EMK'yı çıkarıyoruz. Buradan ne gelmiş oldu? 2 EMK. Sorumuzun cevabı tam da budur. Evet. Güzel. Umarım anlaşılmıştır. Bunu da hallettik. Geldik yeni ödüllü sorumuza. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.